Bu Türkiye'ye yönelik bir saldırıdır. Bu emperyalist güçlerle Türkiye arasındaki bir savaştır. Aynen böyle koyuyoruz bu olayı. Emperyalizmle Türkiye arasındaki bir savaştır. Bundan 89 yıl önce Nemrut Mustafa Paşa Divanı'nda yapılmak istenen şeyler yapılmak isteniyor. O zaman yarım kalan işler tamamlanmak isteniyor. Fakat boylarından büyük bir işe girişmişlerdir. Türkiye ile baş edemezler. Türkiye'nin yurtsever güçleriyle baş edemezler. İşçi Partisi ile baş edemezler. Ve onlar kaldırdıkları bu kayanın altında, giriştikleri bu tertibin altında ezileceklerdir. Bunu hep beraber yaşayacağız ve göreceğiz. Ergenekon sorgusu, Amerikan kurgusu. İşçi Partisi Genel Merkezi'ndeki aramalar devam ediyor. İçeriden aldığımız bazı bilgileri size iletelim. Atatürk'ün bütün eserleri, Ermenistan'ın ilk başbakanı Kaçaz Nuri'nin Ermeni soykırımının olmadığını ifade eden açıklamalarını içeren kitaplar da suç unsuru olarak polis tarafından götürülüyor şimdi. Ergenekon denilen uyduruk operasyon gerçekleştiriliyor. Ben biliyorsunuz bundan birkaç gün evvel Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'na bu soruşturma yürüten savcı konusunda yaptığı kanunsuzlukları gösteren delilleri de sunarak bir suç duyurusunda bulunmuştum ve hakkında soruşturma açılmasını istemiştim. Türkiye'deki ulusal kuvvetlere, Türkiye'nin bağımsızlığını, milli birliğini, bütünlüğünü savunan kuvvetlere karşı bir operasyon yürütülüyor. Bu operasyonda Fethullahçı kuvvetlerin, polis içerisindeki Fethullahçı güçlerin büyük rol oynadığı ayrıca bilinen bir gerçek. Arama sırasında da çok dikkatimizi çekti. Fethullah'la ilgili partimizde bulunan belgelerin üzerine saldırıldığını gördük. Hep o belgeler toplanmaya çalışıldı. İşçi Partisi şüphesiz ki bir onur mücadelesi, bir bağımsızlık mücadelesi yürütüyor. Bu mücadelenin karşısına dikilen, Türkiye'nin parçalanması için uğraşan bütün kuvvetlerle savaşıyor. Elbette ki o melanet güçlerin her türlü faaliyetini takip ediyoruz ve onları alt edecek belgelere de sahibiz, güce de sahibiz, cesarete de sahibiz.